Sıradaki bab başlığımız Bâbu idestâ ecera ecîran. Bir ücretli bir kişiyi çalıştırsa liya'mele lehu, kendisine çalışsın diye ba'de selâseti eyyâmin, 3 gün sonra. Bugünden sözleşmenizi yapıyorsunuz işçiyle ama size hizmetini 3 gün sonra takdim edecek. Araya zaman koyuyorsunuz. Ev ba'de şehrin, yahut bir ay sonra size o hizmeti sunacak. Ev ba'de senetin, yahut bir sene sonra size o hizmeti sunacak. Caiz midir? Caze. Caizdir. Ve hume ala şartihime, yeter ki her ikisi de şartları üzere kararlı olsunlar. Ellezî iştaratâhu izâ ce'el ecelû, vakit geldiğinde koştukları şartları gözetiyorlarsa hala yapılabilir. 2145 nolu hadis. Haddesena Yahya bin Bukeyr'in, bize Yahya bin Bukeyr anlattı. Haddesena Leysu, bize Leys anlattı. An Ukayl'in, o da Ukayl'den. Kale ibn-i Şihab'in, İbn-i Şihab dedi ki, fe ekberani, bana ayrıca haber verdi, Urvatu bin Zübeyri, Urva bin Zübeyr. Enne Aişete, Aişe'nin radıyallahu anha, Allah kendisinden razı olsun, annemiz, zevcen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşi. Kâlet, dedi ki, ve ste'cere Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ücretle adam tuttu, ve Ebu Bakr'in ve Ebu Bekir beraberce yaptılar. Raculen min menid dili, dil oğullarından bir adamı, hadiyen hırriten, usta bir kılavuz olarak. Ve huve ala dini kuffari Kureyş'in, adam Kureyş kafirlerin dini üzere olduğu halde. Fedefe'a ileyhi rahileteyhime, iki develerini ona önceden verdiler. Ve va'adâhu gâra thavrin, Sevr mağarasına randevulaştılar. Ba'de thelâthi leyalin, 3 gece sonra. Bir rahileteyhime, Subha thalathin, 3 gecenin sabahında iki deveyle mağarada buluşmak üzere diye sözleştiler. İşte bu sözleşme belli bir zaman sonrasına yönelik olarak yapıldığından, buradan kıyasla İmam Buhari bab başlığında belli bir süre sonrası için iş akdi yapılabilir demiş. 2145 okuduk. Sıradaki bab başlığımız. Bab başlığı bitti. Bir mülahaza yok ise. İste'cere. Kişiyi icar etmek yani. Bizde icar genelde dükkan icar olur, ev icar olur. Ama adam icar olmaz. Halbuki adam da icar olur. Yani ücretle çalıştırır demek. Belli bir süreliğine. Evet, amele tutmak gibi. Amele bunun en şey hali yani, daha kalifiye örnekleri var. Adam koca holdinge CEO'luk yapıyor, o da hizmet üretip karşılığında ücret alıyor yani. Tabii o da işçi yani sonuçta. Bize gel çalış demiş. Neredeyse başka gönlüm yok ki hocam zaten. He? Neredeyse başka gönlüm yok ki zaten. Evet, hayatın. Başka gönlüm yok ki zaten. Evet. Dolayısıyla amele çalıştırmak basit bir şey değil. Hepsi aynı sınıf yani. Bâbul Eciri. Önceki ikramıştı galiba. Yani biraz böyle idari, kritik görevlerde Resulullah Efendimiz görev vermiyor da, gerçi bu hicret olayı farklı da, bir yer mesela Hayber'de Yahudiler çalıştırıyor. Yani amele desek hakaret olur mu işçilere? Yani ameleyle bir memur tayin evet. Kritik, tehlikeli, bir o kadar da müşrikten uzak durması gerekir. Çünkü ne kadar kritik, o kadar müşrikten uzak. Ama zaruret olunca kılavuz, iyi bir kılavuz demek ki o esnada müşrik. Müminlerden iyi bir kılavuz, böyle hırrit dedikleri cinsten bulamadılar. Tanıdıkları kadarıyla güvenilir bir adamdı.
Çünkü bir de insanın mürüeti var yani, şahsiyeti var, adamlığı var. Biz demin o maden diye bahsettiğimiz, Allah Azze ve Celle o düzeyde kalitelileri bu tarafa havaledir. Diğer hatırladığınız ise, yani ve iş vermediği, onlar müşrik değillerdi zaten. Müslümandılar ama iş talebi yani. Resulullah da böyle işe hevesli adamlara iş vermiyormuş. Yani gelip bana işte şu iş ver, beni şuraya görevlendir diyenlere iş vermiyormuş. Kendi seçiyormuş ve bunu öğretmiş. Yani üst yönetim, idareci görevlere kendisi seçsin birileri. Süreç birilerinin kendilerini görevleri almak için sergiledikleri bir boyuta gelmesin. Böyle olursa o zaman bütün görevler yüzü yırtık, ağzı laf yapan, ondan sonra istemek zilletine düşmüş kimselerin eline geçer. Ne yazık ki bu böyle. Yani Resulullah'ın döneminde onun uyguladığı şekliyle bu güzellik var ama sonrasında artık kimin ağzı laf yapıyor, kim kendisini birileri üzerinden parlatıyor, lobi yapıyor, çabalıyorsa bakıyorsun onlar göreve gelir. Ve bir sistem böyle kurgulanmış ise o sistemin dibe vurması kaçınılmaz. Çünkü zeki insanlar, liyakat kabili, vakur insanları özellikle elimine eden bir sistem bu. Vakur bir insan gidip beni bakan yap der mi? Karakterli bir insan, ağırbaşlı bir insan. Gidip beni milletvekili yap der mi? Sürünür mü onun bunun peşinde? Yani devletin yönetimi açısından düşünün. Buralar işte bakanlık var, vekillik var, başka ne var? Yani yönetime giden süreçlerde bunlar ağırlıklı değil mi? Buralarda eğer bir meclis şöyle şeyine baktığınızda çoğunlukla işte bu demin söylediğim yırtık tiplerden oluşuyor ise, çok az böyle gidip işte kendisini teşhis edip bu adam hakikaten liyakatli, çağıralım, davet edelim, görevlendirelim. Bu üsluba çok az başvurulur veya başvuranlar bunu başarılı yapıyorlar demektir. Diğerleri ise hep şey mücadelesi, trafikteki o hani tek şeride düşen yoldaki durum ne oluyor? O ona korna çalıyor, ona dur sen geri ben geçeceğim falan. Dirsek ve omuz mücadelesi. Bakıyorsunuz bazen fotoğraflara da yansıyor. Birbirlerine omuz mücadelesiyle resme girmeye çabalıyorlar. Böylesi bir hırs, heves ve istek içerisinde olan bir kimse de vakar olur mu? Vakarı olmayan adamdan da vakarı olmayan adama da ülke teslim edilir mi? O adamın bu anlamda bir potansiyeli olsa, derinliği olsa, ehliyeti olsa bir o kadar da ağırlığı olur. O kadar ağırlığı, ehliyeti, kabiliyeti olan kimse de insanların önüne gidip yüzünü gözünü yerlere sürmez iş istemek adına. Bu süreci kapatmalı, öyle bir sistem geliştirmeli ki bu süreç kapatılmalı ve diğer sistem başlamalı. Yani bir göreve, o göreve için gerekli altyapıya sahip kimseler arasından isteklileri değil, talepli olmadığı halde vakur ağırbaşlı kimseleri belki de ikna ederek çağırmalı ve onlardan sonuç almalı. Resulullah böyle yapmış. Ve dinleyen her akıllı kimse de evet en doğrusunu yapmış diyecektir. Başka şey yok ya. Yani. Ve açıkça söylemiş. Biz böyle isteyene bu görevi vermiyoruz. Talipleri de. Görevi de istemeye devam ederler. Belki o endişeler var. Yani bir defa karakteri zaten yerlerde sürünüyor. Bu adam gelmiş, bu kadar adamı ayarmış, onu oradan söyletti, buna buradan söyletti, buna buradan söyletti. Yani zaten böyle bir adam hiçbir yanlış yapmasa bile, ya böyle zelil bir kimseye makam mı tevdi edilir? Adamın kendisi zelil, siz onu başkalarının üzerine çıkaracaksınız. Yani birilerinin üzerine en dipteki adamı getirmek gibi bir şey. Ve sisteminiz hep bunu yapıyorsa, hep çok kötü. O zaman toplumu hayal kırıklığına uğratırsınız. Çünkü böyle bir dipteki bir adam, böyle karakter yoksunu bir adam başkalarını ezecektir belli bir makama gelince.
ağırbaşlı değil, efendi değil, vakar yok. Ha, böyle yapmak da o kadar bir sürüngenlik midir? Bu artık cevabı kişinin kendi vicdanında olan bir şey. İstemek kolay bir şey değil. Yani ihtiyacı dolayısıyla isteyenleri bile dilencilik bir miktar şey diyoruz. Yani ya çalışmaya yönel, bu zillete düşme diyoruz. İhtiyacı olmadığı halde sırf makam elde etmek için dilenmek bunun en çirkini. En beteri yani. Kişi kendi inansa daha iyi yapabileceğine gene mi talep edecek? Yani görüyor ki bir şey çok kötüye gidiyor ama kendi projeleri var. Hakikaten yapabileceğine inanıyor. Bunun için Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın örneğini veriyorlar. قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ dedi ki beni yerin hazinelerine üzerine koy. اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ben hem muhafaza eder hem de bilge bir kimseyim. Bu anlamda donanımlıyım diye. Allah'ın elçisinin Mısır'daki vazifesi, kralın kendisi, kral yani oradaki sisteme baktığınızda kral onu çağırtıyor oradan, getiriyor. Yani en dipte olan bir kimseyi evsafını duyunca, özelliğini duyunca kral onu getirin, estahlisu li nefsi, onu kendime özgü kılacağım, yani onu kendime edineceğim diye, ondan her türlü yararlanacağım diye. Dolayısıyla Hazreti Yusuf artık oradan oraya getirilmiş. Şimdi şu görevimi yapsın, bu görevimi yapsın noktasında. Zaten kral onu kendisine istihlas etmiş. O da ben şu işi daha iyi yaparım noktasında görev seçimi bu. Yani teşbih edecek olursak bizi diyelim ki rektör çağırmış, rektör yardımcılığı teklif etmiş. Sonra da hangi görevleri dağıtayım noktasında. İşte falanca demiş ki ben şu idari işe bakayım, öteki demiş ki ben mali işe bakayım. Siz de yani ben şunu yani daha iyi yaparım diye ifadede bulunuyorsunuz. Bu o makama zaten gelmişsiniz. Kral zaten onu şeyden çıkarıp getirmiş. Bu bunun için kullanılabilecek iyi bir örnek değil. Resulullah'ın böyle açık tavrı varken buradan sığınıp yüzsüzlüğe buradan bir karine aramak bence uygun değil.